Sen söyleyince hiç Hiç tınılı alaka olmuyor. olmuyor. Orada kadın bir lalalal diyor. Milyonlar dinliyor. Ağlıyor. Sen ne de? La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. Hava serinliyor artık. Biz de yerimizi aldık. Değil mi kızım? Etrafı izliyoruz. O manzaramız da güzel. Çocuklar geçiyor buradan. Arabalar geçiyor. Sonra koyunlar, keçiler geçiyor. Tavuklar geçiyor. Ve kızıma eğlence oluyor. Değil mi aşkım? Yolda gelirken kedi kumu paketi yırtıldı. Ben de tabii ziyan olmasın diye hemen farklı poşetlere doldurdum. Aslında çok kalın. Nasıl böyle yırtıldı ben de anlamadım. Olacağı varmış. Belki de aldığımda yırtıktı. Yapacak bir şey yok. Girme kapasitesi var. Ama çok tatlı. Sen çok tatlısın. Ev kedisi olacak kedi bunlar. Hiç sokakta olur mu? Senin mama yiyişini seveyim. Bizim kız mama yerken nazlanıyor. Böyle bir bıkkınlık geliyor. Tavuk veriyorum, tavuk bile yemiyor. Ama işte sokakta yaşayanlar öyle uygun fiyatlı mamayı bile o kadar iştahlı yiyorlar ki. Çünkü onlarda aç kalma korkusu var. Bir gün mama buluyorlarsa bir gün bulamıyorlar. Ne yazık ki. Bir ara çok fazla cam kırıyordum. Niye bilmiyorum. Sanırım mevsim geçişlerinde böyle bir halsizlik oluyor ya. İşte o zamanlar çok tabak çanak kırıyorum ya da bardak kırıyorum. Onları ayırdım ayrı bir yere. Ama mahallemizde geri dönüşüm konteynerleri yok. Bunun için böyle kapaklı bir sepette biriktiriyorum çünkü kediler her yeri karıştırıyorlar. İnanılmazlar. Ve bunlar korkusuz. Avcı kediler kış dediğimde, git dediğimde bazen bana bile saldırıyorlar. Onun için diğerlerine zarar vermesinler diye böyle kapaklı yerde muhafaza ediyorum. Onun dışında plastik çöpler var. Onları da böyle ayrıştırıyorum ve uygun bir yere atıyorum. Tabii ki geri dönüşüm konteynerlerine. Haşlanmış soğan, sarımsak ve bolca kimyon. Karabiber de çok güzel oluyor. Karabiber. Yumurta, maydanoz ve un. Sonrasında tuz. Öğle yemeği için sefer tasında roka, mısır ve domatesten oluşan salata, tabii ki limon ve zeytinyağı ilavesiyle. Sonrasında da tavada pişirdiğim, biraz kıtırlık katmak için de hava fritözünde çıtırlaştırdığım falafeller. İlla ki tahin sosla yemek zorunda değiliz. Mesela buffalo sos ve ketçapla da yenilebilir. Muhalif olanlar olacaktır ama neden olmasın? Kendimiz için de böyle soğan ve patatesini air fry'da.
İlacın çok geniş bir kullanım alanı varmış ve çok ilginç, içerisinde kapsaisin varmış. Yani bildiğim kadarıyla bu biberin etken maddesi. Bir de ne varmış? Nimesulit. Belki de yanlış okuyorum, bilmiyorum. Birkaç tane daha böyle yardımcı maddeler var. Ve yan etkileri o kadar fazla ki ve hiç akla gelmeyen şeyler var. Hani basit bir ağrı kesici ya da işte spor yaralanması için krem diyorsun. Ama bilinç kaybı bile yapabiliyormuş. Çok seyrek olsa da. Yaygın olarak tat alma bozukluğu yapıyormuş. Çok ilginç. Diskuziymiş bu da. Kol ve bacaklarda ağrı, mide bulantısı yapıyormuş. Egzama yapıyormuş. Yani kullansam bir dert, kullanmasam bir dert. Ben niye kullanacağım? Çalışırken fazla ayakta durmakta. Ayaklarımda bir problem oldu. Bir ödem oldu, bir çıkıntı oldu. Böyle bir sürü sanki arı sokmuş gibi delikler oldu, şişlik oldu, burkulma oldu. Onun için ama insan şu prospektüsü bakınca korkuyor. Nerede diyor? Bel ağrısı, lumbao, eklem kireçlenmesi, osteoartrit, eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı, periartrit, kas kiriş iltihabını çevreleyen yumuşak dokunun kas kiriş iltihabı, tendinitmiş, kas kiriş kılıfının iltihabı, tenosinovit, eklem çevresindeki keselerin iltihabı, bursit ve spor yaralanmaları, burkulma, ezilme. Yumuşak doku eklemlerinin travmatik ve dejeneratif ve romatizmal hastalıkları. Benimkisi burkulmaya bağlı ve belki birazcık da şey olabilir, iltihap. Çünkü ağrı oluyor. Ama yan etkilerini okuyunca korktum. Yaygın olarak göz tahrişi, öksürük bile varmış. Ne kadar ilginç. Gün içerisinde burada miyavlamalar, kavgalar eksik olmuyor. Çünkü bir sürü sebep var. Miyavlamalardan bir tanesi kapıyı aç, ben içeri gireyim gibi. Kavgalardan bir tanesi işte kıskançlık, burası benim yerim, başka yere git gibi. Başladı. Tansiyon gerildi. Allah'tan bu erkek ağır başlı. Allah'ım senin şu renginin güzelliğine. Çok güzelsin. Maşallah. Bugün ayakkabıları temizleyeceğim. Ayaklarım şişiyor. O yüzden benim ayakkabı ne kadar yumuşak ve büyük olursa o kadar rahat ediyorum. O sebeple bizim çocukların ayakkabılarını giymeye başladım. Biraz fazla büyük ama yeni ayakkabı almak istemiyorum şu anda. Çünkü kalabalık. Bir de onları koyacak yer ayarlamam lazım. Bu da beni yoruyor. İki tane olacak. Rahat olacak. Ve dayanıklı olacak. Her yerde giyebileceğim. Ne çocuk? Karnın tok. Suyun var. Ne istiyor? Ne istiyorum? Seviyorum da. Ne yapayım? Korkma ye. Ya aşkım ye. Sende kene mi var? Ne var böyle? Kocaman. Ye. Ye bebeğim ye. Ot herhalde. Afiyet olsun. Yarısı da aşağıda duruyor. Korkuyor.